Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Acıbadem kurabiyesinin tarifini yapmaya anlatmaya çalışacağız inşallah. Öncelikle malzemeleri söylerken hem de karıştırmış olayım. 750 gram toz şeker, 500 gram yumurta beyazı, 500 gram da toz fındık. Bunların üçünü bir tencerenin içerisinde karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. 750 gram toz şeker, 500 gram toz fındık, 500 gram da yumurta beyazı. Tahta kaşıkla çok kısık bir ateşte bunu karıştırmamız lazım. En az yarım saat şeker erimesi lazım. Bunu tahta kaşıkla da karıştırabiliriz ama içinde toprak toprak olacağı için öncelikle bir elle karıştırıyoruz. Ardından ocağa koyuyoruz. Süt fındık olmasına dikkat edin. Fındığınız çok önemli. Toz fındığı çok önemli. Fındığı çekip kullananlar var ama onlar biraz yağ kustuğu için üründe biraz sıkıntı yaşatırız. Yani sıkıntı yaşarsınız. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde ocağa koyacağız. Tahta kaşıkla karıştıracağız. Ocağı bu şekilde çok kısık bir şekilde yakıyoruz. Tencere koyuyoruz. Tahta kaşığı da koyuyoruz. Bu şekilde yarım saat boyunca karıştırıyoruz. Yani başına durmanız lazım. Başına durmayacaksanız da bakır kazanlar olması lazım. Bakır böyle, onu da bir dakikada bir karıştırsanız daha iyi olur. Bakır tencerelerde kazanlara daha iyi olur aslında bu. Ama bu şekilde tenceremiz var. Bununla yapıyoruz. Bu şekilde altı kısık, dediğim gibi ortalama yarım saat. Arada bir kenarlarını sıyırmanız lazım. Plastik sıyırgaçlarla. Bu şekilde de gösterelim. Kenarları tutmasın yani. Bir yarım saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir yarım saat 40 dakika kadar kısık ateşte oldu. Biraz yukarı doğru kaldır kaşıkları. Gördüğünüz gibi iyice şekerler eridi. Bu yarım saat dediğimiz diye tam yarım saat olmaz. 40 dakika olur, 25 dakika olur. Altındaki ocağın kısıklığına bağlı. Bu şekilde şimdi tezgahı sereceğiz soğuması için. İyice sıyırıyoruz tencereyi. Bunu soğuması için yapıyoruz. 5 dakika içerisinde hemen kaldırmamız lazım. Üzeri kurumaması lazım. Bu şekilde iyice yayıyoruz ince bir şekilde. Sadece soğuması için yapıyoruz bunu. Ama fazla soğumaması lazım burada. İyice soğursa üzeri kabuk tutar. Sorun yaşarsınız çatlamasında. Bu iyice soğuduktan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar ürün iyice soğudu. Bunları şimdi toparlıyoruz. Soğan sertliğine göre yumurta beyazı yapacağız. Bunun bir sayısı yok. Ortalama 1 ile 2 arası gider. Çok pişirmişseniz 3-4 de gidebilir. Önceden ayırdığımız yumurta beyazını göz kararı ekliyorum burada. Tamamen torbanın sertliğine göre ayarlamanız lazım. Ve biraz limon sıkıyoruz. Tabii limon da maşallah gelmiyor. Çatlamasına yardımcı olacak. O yüzden oraya sıkıyoruz. Ve sirke, üzüm, elma pek önemli değil. Bundan 2-2,5 kapak atmanız lazım. Bir kapak böyle. 2. Bir de çok az bir şey daha dökeceğiz. 2. Bu şekilde atıp yoğuruyoruz. Üstlerine pütür falan görüyorsanız, yani böyle topaklıklar görüyorsanız onları alın. Erken bir çekirdek var bunun. Çeyrek altın bulmuş mu seviyorum valla çekirdek bulunca. İyice yedirdim. Tamamını bu şekilde anlatayım. Hafiften yayacak kendini ama aşırı yaymayacak. Çok yumuşak olursa çok yayılır. Bu şekilde. Duyusu bu şekilde olması lazım. Yani çok küçük değil, büyük de değil. Numara olarak sonradan söylerim. Unutmazsam söylerim inşallah. Ama düz duyu yani. Ekler döktüğünüz torba. Silpatlı tavaya dökün. Eğer yoksa normal yağlı kağıda veya da saman kağıda da dökebilirsiniz.
saman kağıdına dökerseniz ürün fırına çıktıktan sonra süngeri ıslatıyorsunuz ters şekilde. Buralarını ıslatıyorsunuz yani ürünü ters çeviriyorsunuz. Altlarını suyla ıslatıyorsunuz. Bir dakika falan bekleyin. Kağıt komple kalkar. Ama sipet varsa daha sağlıklı olur tabii. Standart acımadem boyları bu şekildedir. Bunun küçüğünü ve büyüğünü yapanlar da var. Tercih sizin. Aralık bu şekilde düzgünce döküyorum. Üzerlerine birer tane badem koyacağız. Bu şekilde direkt fırına atarsak yukarıya doğru yüksek bir şekilde olur. Bu şekilde olmaması için bunu birkaç kere tavayı yere vuracağız. Fırınımız 110 derece sıcaklıkta başlıyoruz. Dereceli bir şekilde 110 dereceyle başlıyoruz. 10 dakika veriyoruz. 10 dakika öttükten sonra 125 derece alıyoruz. Bir 10 dakika daha veriyoruz. O da 10 dakika daha olduktan sonra 140 derece alıyoruz. 140 da 10. 155 derece alıyoruz. 5 dakika durduruyoruz. Hepsini ben videonun içerisinde tekrardan açıklamalı bir şekilde açıklama kısımlarını yapacağım. İki tava çıkıyor bunlar arkadaşlar. Üzerlerden birer tane çok bastırmadan badem koyuyoruz. Bastırmaya gerek yok zaten. Bu fırındayken üzerine iyice yapışacaktır. İçine çok güzel gözükmez. O yüzden dolayı üzerine fazla bastırmıyoruz. Taş tabanlı fırında da 170'e 150 dereceli atıyordum. Ama burada üflemeli fırında atıyoruz. Bademeli bir şekilde. Orada 170'te kızartmak için de 10 derece 20 derece falan fazlalaştırıyordum. Fırınım şu anda geldi. Isıttım fırını. 110 dereceye buldu. Fındığın kaliteli olması lazım toz fındığın. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Arkadaşlar biraz ustalık işidir yani. Her seferin tutmayabilir. Ürünlerinizi her zaman standart yerden alırsanız daha iyi sonuçlar alırsınız. Şimdi fırına atıyorum. Fırına atmadan önce bunları yere vuracağım söylemiştim. Bunları da birkaç kere tezgaha yere vuruyoruz. Bu şekilde yaklaştık. Bakın yayıyor kendini zaten. Bu sonucu almak için tamamen düzgünlük olması için vuruyoruz. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Bunun bir sayısı yok. Yayana kadar çok sert yaparsanız birkaç kere daha vurmanız lazım. Ama çok sert yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde fırına atıyoruz şimdi. Arkadaşlar acıbadem fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gayet iyi çatladı. Bunu hemen çıkarmayacağız. İyicene soğumasını bekleyin. Yoksa altları habur bir şekilde kalacaktır yani yapışacaktır. İçleri silikona, silpata yapışıp çıkmayacaktır. O yüzden iyice soğuduktan sonra çıkarmamız lazım. Gördüğünüz gibi içine hafiften yaşlığı da var zaten. Elinize hafiften yapışması önemli. Yani tam kıvamda pişmesini böyle anlayabiliriz. İyicene kurutursanız bu yenmez takır takır olur yani.
tarifi olduğu gibi söyledim. Tarifte bir sıkıntı yok. Acımadan tekrar söylüyorum, ince iştir. Bazen tutmadı bizden olabiliyor, çatlamadı olabiliyor. Fındıktan olur, kavurmadan olur, fırından olur. Ama bir kere tutursanız, devamlı aynı yerde yaparsanız, aynı ürünler yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Ama genellikle sorun yaşanır. İlk yapanlar için yani. Bu şekilde aralara hiçbir şey pişirmeden direkt koyuyoruz. Bunlar paketten arkadaşlar. Paketli bir şekilde satıyoruz. Bu tarifi kimse paylaşmaz. İnşallah bol bol like bekliyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar acıbadem tarifi uygulaması bu şekildeydi. Beğenirseniz like atın. Beğenmezseniz like atabilirsiniz. Sanki çerçeve içerisinde yorum yaparsanız yorumlarınızı hepsine cevap veririm. Hepiniz Allah'a emanet olun. Haydi Ramazanlar.